uğraşan mesleklerimiz vardı. Hani her hafta ne geliyordu bize? Akıllı ustamız geliyordu. Peki biz bu ustalarla nereye gidiyorduk ustamızla? Atölyeye. Şimdi tekrar atölyemize gidelim mi? Projemizin adı Unutulan Sanatların İzinde Projesi. Bu projemizi biz Temmuz ayında işte idaremizle paylaştık. Acaba ne yapabiliriz de çocuklar sahip olduğumuz bu sanatlarımızı unutmasınlar. Çünkü çoğu çocuğumuz sanatlardan bir haber yaşıyor şu anda. Bu sanatları ne yapalım diye düşündüğümüzde çocuklara götürme imkanımız olmadığı için bu sanatları çocukların ayağına getirelim diye idaremizin de yardımıyla bir sınıfı oluşturduk. Biz bu sınıfa her hafta olacak şekilde bir tane ustamız, bakırcılıkla biz buna başladık. Bakırcı ustamız geliyor ve çocuklarla bu sanatı tanıttı. Bu sanatla ilgili çocuklarla işte vuruş tekniklerini öğretti. Hangi malzemelerin kullanıldığını öğretti çocuklara. Ve biz bunu yaparken bu projemizin tam 27 tane ortakla çalışıyoruz. Bu ortaklarımızın 4 tanesi yurt dışından. Arnavutluk, Bulgaristan, Azerbaycan olacak şekilde uluslararası ortaklarımız var. Ve Türkiye'den her bölgeden 3 tane ortak olacak şekilde de ortak aldık. Her hafta yaptığımız bu etkinliği, webinar dediğimiz canlı yayınlarla bütün ortaklarımıza, yurt içindeki ve yurt dışındaki ortaklarımıza canlı olarak sunduk. Bunları sunarken de karşıdaki ortaklarımız çocuklarla bizi izlediler, soru sordular yeri geldi ve biz onlara ustamız cevap verdik. Bu şekilde giden bir projemiz var. Her ay farklı bir bölge yapıyor projeyi. Ekim ayı Mardin'in, Güneydoğu Anadolu bölgesinin tanıtım ayıydı. Bütün tanıtımlarımızı yaptık. Kalaycılık, bakırcılık. Önümüzdeki aydan itibaren gümüşçülüğe başlayacağız tel kari şeklinde. Kasım ayında biz Marmara'yı tanıyoruz. Geçen hafta şimşir kaşık, Sakarya Taraklı'dan şimşir kaşığı tanıdık. Dün çinicilik vardı. Bursa İznik'ten çiniciliği tanıdık çocuklarla. Bu şekilde yani çocuk hem buradakini hem böyle Türkiye'mizin, ülkemizin ta diğer ucundaki, unutulmak üzere olan son ustası kalmış bir sanatı çocuklar tanımış oluyor. Çocukların çoğunun hiç böyle bir sanattan, yeri geliyor bizim bile böyle bir sanattan haberimiz olmuyor. Çünkü çok kıyıda köşede kalmış, son ustası kalmış bir şey. Biz öğretmenler olarak bile yani diğer ortaklarımız bakırcı ustamızla tanıştığında, yaptığı eserleri gördüğünde bir şaşkınlık geçirdiler. Şahmeran'a mesela bayıldılar. Hiç Mardin'e gelmemiş, Mardin'i tanımamış ortaklarımız görünce çok çok mutlu oldular. Birer örnek istediler hatta. Biz Mayıs ayında herkes kendine, kendi bölgesinden bir örnek gönderecek. Bize de oralardan örnekler gelecek. Ve bütün bölgelerden gelen bu örneklerle biz Mayıs ayında da bir sergi açacağız. Türkiye'nin sanat eserleri diye sergimizi açmış olacağız. Neler yapmak istese, sağa sola gitmek istese, bir yuvarlak yapmak istese o zaman ne yapıyordu? Projemizin yani Mardin açısından gerçekten tanıtımı yapılması gereken bir proje. Bu yönden de hani gerekir Milli Eğitim'den, belediyemizden gerekli desteği duymak istiyoruz. Çünkü diğer bölgelerde çok ilgi uyandı. Bu proje orada kaymakamlıklar, belediyeler aşırı bir şekilde merak içinde ve bizim webinarlarımızı bile onlar merakla izlediler. Hani bu yeterli desteği biz görmek istiyoruz. Usta bulmakta zorlanıyoruz. O usta bulma şeyini halledersek mesela sağ olsun Sabahattin Bey, Sabahattin Genç bize ustamızı buldu, Çetin ustamızı. Bu konuda destek olurlarsa çok iyi olur. Çünkü biz biraz idaremiz bir desteğimizi veriyor şu anda sağ olsunlar. Bir onun desteğiyle buralara kadar geldik ve yurt dışına kadar bir açtık yani sınırlarımızı aşmış olduk. Bakır sürahi 3 ayda işlemişti. Hatırlıyoruz değil mi? Bizim burada amacımız aslında çocukları
teknolojiyi göstermenin yanında, yani eğitimi tam anlamıyla eğitimin bir bütünü olduğunu, eğitimin sadece telefon, dijital ortam, sadece kitaplardan olmadığını, biz bunu eski gelenek ve göreneklerimizi, eskiden kalan meslekleri, kültürümüzü de çocuklara aşılamak niyetiyle bir projeyi biz tam destek verdik öğretmenimize. Ve bu proje gerçekten de saygın, değerli bir proje.